Arkadaşlar videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Age of Empires Mobile'de şehirlere nasıl saldırı yapabileceğiniz ve bunları daha kısa sürede nasıl işgal edebileceğinize yönelik ya da daha az kayıpla bir video hazırladım. Umarım içeriği hoşunuza gider ve sizin için faydalı olur. Şimdi öncelikle arkadaşlar şehirlerin şu an saldırılmasına 12 saat, 13 saatlik bir zaman dilimi kaldı. Bu süreçten sonra şehirler artık saldırılabilir konuma gelecekler. Saldırılabilir olduktan sonra siz saldırı tuşuna bastığınızda arkadaşlar tabii ki ittifak yetkilileri ve ittifak lideri bu tuşa bastığında yaklaşık bir 5 dakikalık yine bize bir saldırı hazırlık dönemi veriyor. Bu saldırı hazırlık döneminin ardından artık şehirler seferlere ve saldırılara açık hale geliyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer yanınızda birden fazla yani şehrin yanında birden fazla klan varsa ve hepiniz aynı anda şehre saldırmaya başlarsanız şehre en son vuruşu yapan şehri ele geçirmiş oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz daha sonra da ele geçirdikten sonra bir kalkan kazanıyor. O kalkan boyunca da saldırı yapamıyorsunuz. Ayrıca şehre saldırı arkadaşlar ittifak puanından 8 puan götürüyor. Çok ciddi ve çok yüksek bir rakam. O yüzden dikkatli ve tek seferde yapılması gerekiyor. O yüzden bu videoyu sonuna kadar kaçırmadan dinleyin derim. Öncelikle arkadaşlar şimdi şehir saldırısında bu oyunun mekaniği olarak getirilen bir tane moral sistemi var. Şehrin merkezine tıkladığımızda şöyle göreceksiniz. Öncelikle şu devriyeleri halletmemiz gerekiyor. Devriyelere geçmeden arkadaşlar şundan da bahsetmek istiyorum. Klanınızda ne kadar aktif üye varsa hepsinin katılmasına özen gösterin. Yani hepsi katılsın. En az bir kıta bu savaşa göndersin arkadaşlar. Çünkü hem katılım ödülleri çok güzel, birazdan göstereceğim onları da. Hem de savaşın başarılı olması şart arkadaşlar. Çünkü 8 ittifak puanı götürüyor. Bu da sizin bir gününüze mal oluyor arkadaşlar. Ona göre iyi hesaplayın. Şimdi geçelim devriyelere. Arkadaşlar devriyeler bazen bu şekilde kümeli halde dolaşıyorlar. Bazen de buralarda takılabiliyorlar. Yani tamamıyla karmaşık yapıdalar, kafalarına göre takılıyorlar. Şimdi bu devrilerden başlamamızın sebebi arkadaşlar bu oyun mantığında şöyle bir şey var. Yani devriyeler, karakollar, şehir kapıları, daha sonra buradaki mekanlar, daha sonra da en ortadaki şehrin merkezine saldırmamızı istiyor. Yani kısım kısım gideceğiz. Burada oyun bize diyor ki arkadaşım sen bunları yok etmeden şehir merkezine kafana göre gelip saldıramazsın. Biz de bu kurala uymak zorundayız arkadaşlar. O yüzden öncelikli olarak devrelerden başlayacağız. Peki devreleri nasıl yok edeceğiz? Arkadaşlar devreler çok güçlü değil zaten. Yani klan üyeleri dediğim gibi şehrin etrafına en az bir kıtasını göndersin. En güçlü ikinci kıtasını şehrin etrafına göndersin. Peki en güçlü kıtayı ne yapacak? Onu da birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi en güçlü ikinci kıtanızı getirdiniz. Dediğim gibi olabildiğince fazla üyeyle geleceksiniz buraya. Kıtalar buraya geldiğinde arkadaşlar savaş saldırısını ittifak lideri ya da yetkililerden herhangi biri başlattıktan sonra saldırıya açık hale geldiğinde ittifak üyeleri hemen bu kenarda görmüş olduğunuz devreleri pıtı 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 yok edecek. Daha sonrasında yine aynı şekilde bu karakollara ister sefer başlatabilirsiniz, ister tek tek de saldırabilirsiniz ama bunların hepsinin yok edilmesi gerekiyor. Yani bu da koordineli bir çalışmayla olacak. Bakın görmüş olduğunuz gibi kaç tane burada kule var. Bunların etrafına işte 5'erli, 10'arlı dağılacağız ve bunların hepsini tek seferde yok edeceğiz. Daha sonra yapacağımız işlem arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi şehrin kapısının morali biz onları yok ettikten sonra tabii ki düşecek. Bir tıklayabilirsem. Oyunda bazı sıkıntılar da var arkadaşlar. O yüzden bazen problemler yaşatıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 304 morali var. Bu moral sıfıra indiğinde zaten çok kolay bir şekilde kapıda düşecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi T2 birim askerler var. Yani bunlar çok güçlü değiller. Yani bu oyunda şöyle bir şey var. Bunu da söyleyeyim bu arada buraya gelmişken. Yani T1 askerle T2 arasında %30 güç farkı var arkadaşlar. Yine aynı şekilde T2 ile T3 arasında, T3 ile T4 arasında bu her birimin arasında %30'luk güç farkı var. Yani o yüzden güçsüz diyorum ki şu an bizim klanımızda ve sunucuda zannetmiyorum herkes T3'e geçmiştir. O yüzden bu saldırı kolay olacaktır diye düşünüyorum bizim için. Buranın da görmüş olduğunuz gibi 975 bin bir dayanıklılığı var aynı şekilde diğer kapılarında. Bunları da yine sefer başlatarak yaparsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunun planlamasını tabii ki klanınız içerisinde siz ve yetkililer bunun planlamasını yapacaktır.
Siz de onların direktiflerine uyarak saldırıya katılacaksınız. Şimdi şehir kapısını yok ettikten sonra arkadaşlar buradaki mekanlara saldırmaya başlıyoruz. Buranın zaten garnizonlarını herhangi bir üye tek başına bile düşürebilir yani 32 bin üye. Bu problem değil. Önemli olan buradaki sağlamlık yani dayanıklılığını bir anda eritmek. Yani burada zaman kaybetmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şehir saldırısının en önemli nokta şurası. Yani şu dış çemberde minimum zaman kaybıyla içeriye girmemiz gerekiyor. Daha sonrasında şehir merkezine saldırıya geldiğimizde asıl olay burada kopuyor zaten. 224 bin garnizonu var. Yani garnizonda bildiğim kadarıyla yine T2 birlikler var bu arada. Aynen. 224 bin bir garnizonu var. 544 morali var. Dediğim gibi bakın bu kapıların hepsinin düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca mekanlar düşürülmesi gerekiyor. Çünkü moralin sıfıra inmesi gerekiyor. Yoksa çok çok zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Açıldığında zaten hepimiz göreceğiz. Zaten burada görebiliyorsunuz 6 milyon bir dayanıklılığı var. Arkadaşlar bu çok yüksek bir rakam. Yani herhangi bir tabya ne kadardı? Tabyalara bakacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir şehir bir tabya dayanıklılığında aslında. Yani o yüzden mesela biz 3-4 defa tabya yıkmıştık. Bir klana ait. Sürekli kuruyorlardı. Neyse, konu bahsi değil. Şimdi bunu yıkarken arkadaşlar mesela biz 400-450K birlikle falan yaklaşık 1 saat 10 dakika falan sürmüştü. Yani bunu yok etmesi de o kadar sürer mi bilmiyorum. Çünkü çok daha aktif bir üye ve çok daha güçlü bir asker grubuyla saldıracağız. Muhtemelen daha kısa sürecektir. Muhtemelen daha kısa sürecektir. Fakat burada önemli olan dediğim gibi bize ne kadar bir savaş süresi verecek ya da ne kadar bir hazırlık süreci falan verecek. Yani bunları bilmiyoruz. Bunlar bizim için birazcık muamma. Şimdi bunları göreceğiz yani açıldığında. Şu an sadece ben buradaki yazan kitabi bilgileri size hatırlatmak bakımından söylüyorum. Çünkü bazı oyuncular hem bunlara tıklamayı bilmiyor hem de vakti olmuyor. Adamın sadece oynayıp çıkmak için giriyor oyuna. Onu söyleyebilirim. Sadece sizde birazcık bu bilgi olsun diye ön bilgi olarak aktarıyorum. Nacizane bildiklerim arkadaşlar. Siz de bunun karşılığında sadece bana beğen atarak destek olabilirsiniz. Daha sonra bahsetmem gereken bir diğer bilgi ise arkadaşlar şurada şehre tıkladığınızda fetih şehri yazıyor ya mesela. Sizin burada X bir şehri de yazabilir. Burada bilgi kutucuğu var. Burada işgal kuralları yazıyor. Bu işgal kurallarını okuyarak arkadaşlar daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada gerçekten önemli bilgiler yazıyor. Yani her ittifak üyesinin bunu okuması gerekiyor ki bu konuda hangi adım atarsa hangi sonuçlar doğurabileceğini bilmesi gerekiyor. Şimdi şehir saldırısını yaptık diyelim, bitirdik arkadaşlar. Peki bize bir ne ödüller veriyor? Şimdi asıl önemli olay bu. Arkadaşlar burada geldiğinizde ittifak kaynak bonusu olarak size saatlik 5000 kaynaklardan veriyor. Kişisel kaynak olarak da yine aynı şekilde 6000 küsür. Sadece burada yiyecek vermiyor görmüş olduğunuz gibi. Günlük olarak da 21K size kaynak sağlıyor. Şehir güçlendirmesi kısmında ittifak gücüne 1K destek veriyor. Tüm birim türlerinin savunmasında artı %5. Bakın bu çok önemli. Tüm birim türlerinin savunmasını artı %5 güçlendiriyor. Yani okçuda ben bu buff'ı düşünemiyorum arkadaşlar. Mükemmel bir şey. İşgal ödüllerine gelecek olursak arkadaşlar, eğer işgal başarılı olduysa yani şehri alabildiysek bütün üyeler, bakın klandaki bütün üyeler şu ödülleri alacak. Daha sonrasında katılan üyeler bunları alacak. Bakın katılan üyelerin aldıklarına bakın. Ortadan kaldırma ödüllerini yani garnizona verilen hasarda birinci sırada bulunan ittifak üyesi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu ödülleri alıyor. 2-3 bu şekilde gidiyor ve 3. sıradan sonra 4 ile 10. sıradakiler eşit ödüller alıyor. 11 ile 20 bunlar alıyor işte arkadaşlar. 21 ile 30 da bu şekilde gidiyor. Şimdi bir de kuşatma var arkadaşlar. Yani bu kuşatma ne oluyor? Binalara verilen hasar yani. Burada binalara en fazla kim hasar verdiyse yine aynı şekilde burada sıralamaya dahil olup buradan kaynağını alıyor arkadaşlar. Ödüllerini alıyor. İlk işgal ödülleri olsun, sıralama ödülleri olsun arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ödüllere sahip. Şehrin vermiş olduğu buff mükemmel. Yani bunu kesinlikle almamız gerekiyor zaten ve tek atmamız gerekiyor. Yani bizim ikinci bir denememiz çok uzun sürer. Yani ikinciyi denememiz çok uzun sürer. O yüzden bunu hemen yapmamız gerekiyor.
Bir de yanlış bilmiyorsam arkadaşlar biz saldırıyı yaptık ya mesela saldırı başarısız oldu. Saldırı başarısız oldu. 12 saat üzerinden geçti. Yani çünkü ya 12 saat midir onu da bilmiyorum da şimdi süre vermeyeyim. Şimdi diyelim ki 5-6 saatlik bize bir saldırı süresi verdi. Yani bu süre zarfında bu şehri almalısın diyor bize mesela. Şimdi diyelim ki biz bunu alamadık. 6 saat oradan kaybımız var. Daha sonrasında tekrar bir saldırı başlatmak için büyük bir ihtimalle bir arasına bir zaman dilimi koyacak. Yani şehre bir kalkan verecek. Saldırı başarısız olduğunda. Yani buna da dikkat etmemiz gerekiyor. En az 2 gün kaybımız olabilir. Yani bu da klandaki bütün üyelerin aslında 2 günlük güç kaybı demek yani. Bir anlamda. Öyle söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Hani ben size en güçlü iki kıtanız dedim ama yani 3-4 kıta bile gelebilirsiniz buraya. Bundan yana herhangi bir problem yok. Herhangi bir kısıtlama yok. Yanlış anlamayın. Buraya 3-4 kıtanızı da getirebilirsiniz. Burada dediğim gibi önemli olan şu dış çemberde süreyi ne kadar minimize edersek içeride o kadar daha rahat oluruz. Çünkü şehir merkezine ulaşmak için de biliyorsunuz 4 tane kapıyı yok edeceğiz. Ayrıca içerideki 6 tane binayı yok edeceğiz ve şehir merkezine saldırmaya başlayacağız. Uzun bir süre geçecek zaten. O yüzden dışarıda minimize ederek süreyi içeride bunu kullanabiliriz. Şehir işgali hakkında arkadaşlar aslında aktaracaklarım bu kadar. Çünkü daha önce bir şehir işgal etmedik biz de. Bunu hep birlikte önümüzdeki günlerde tecrübe edip bakacağız. Tabii ki o zaman daha detaylı bilgilere sahip olacağız ve onları da size aktaracağım zaten zaman içerisinde. Ama şu anlık elimizde bilinen ya da oyunun bize verdiği kadarıyla bilgiler bu şekilde. Ben de size bunları daha açık bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Nasıl koordine olabilirsiniz? Bunları nasıl hızlı bir şekilde yok edebilirsiniz? Bunlardan bahsettim. Umarım içerik sizin için faydalı olmuştur. Diyelim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoya bir beğeni bırakmayı, içerikler de hoşunuza gidiyorsa da kanala da abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.